Cümleten selamu aleyküm can dostlarım. Hayırlı pazartesileriniz olsun. Hayırlı pazartesiniz olsun. Günümüz aydın olsun. Çok şükür günümüz aydın. Allah'ım olmayanlara hep birsin. Çocuk arayanlara birsin kurban olduğum Allah'ım. Dardağa kalanları da kurtarsın. Sabaha kadar bugün dua ettim. Sesleri geldikçe Allah'ım onları da kurtardı. Can dostlarım. Herkese selamun aleyküm. Hepimiz annen olduk. Hepimizin gözü aydın. Gözlerimiz aydın olsun. Sen de selam ver. Ben mi? Evet. Selamun aleyküm. Dostlarım. Kundurma kız. Selamun aleyküm can dostlarım. Önümüzdeki de prensesimiz. İnci tanemiz, ışılımız. Kulak testinden geldim can dostlarım. Kulak testine girdi sabah. Sabah hemşire geldi, kulak testine götür abla dedi. Ondan sonra kulak testine gittim. Öncelikle buradan sağlık doktorlarımıza, hemşirelerimize, ebelerimize teşekkür ediyorum. 50 tane abonem var artık. Hemşire doktor diye bir şey yok, ebe hemşire doktor abonem var. Buradan ellerine sağlık Çiğdem Hanım, teşekkür ediyorum. Çiğdem değil mi buraya? Sonra yanlış diyorum da. Ellerine sağlık. Ben arabaya binip bu tarafa gelirken hep şöyle dua ettim. Allah'ım ne olur helal süt emmiş insanlarla karşılaştır. Çocuğumu incitmesinler, üzmesinler diye dua ettim. 3 gündür buradayız. Cumartesi günü saat 8'de geldik. Bugün pazartesi ve hiçbir zaman hiçbir şöyle sesin yüksek birisinin daha rastlamadık. Çok güzel doğumumuz oldu. Çok güzel hastane burası. Nevşehir Devlet Hastanesi burası. Kadın doğum şeysi yeri. Burası hem çocuk hem kadın doğum değil mi? Yukarısı da öbür şeyler. Can dostlarım biliyorsunuz bazlamayı diyorduk biz. Fulya bana sürpriz yapmış. 15 bin pastası almış. Biz pastayı kestik, yedik. Fulya bulaşları topladı. Anneannesinin evini açtık biz onu. Çay dora koydu. Çayı demledi, bulaşıkları yıkadı. Ben de orada hamurum vardı, oralığın ihtiyarlarını çıktım, süpürdüm, çay içtik. Ayhan geldi, ezan okunurken biz eve geldik. Eve geldik, aradan bir saat nem geçmedi değil. Bir saat nem geçmedi can dostlarım. Fulya'da bir şey oluştu, doğum başlangıcı. Ondan sonra biz hemen zaten kardeşime telefon açtım. Eşref Mirdesin dedim. O da hayırdır bacım dedim. Bir gel. Bizim doktora gitmemiz gerekiyor dedim. Neyse arabayı getirdi. Biz koyduk. Saat 7.30'da köyden çıktık. Yarım saatte buraya geldik. Yarım saat sürüyor. Saati buraya hastaneye doğru. Saat 8'de giriş yaptık. Aşağıda muayenesi oldu. Ondan sonra bizi dördüncü İkinci rata çıkarttılar. Normal doğum yerine. Doğum yerine. Orada bize bir oda verdiler. Annesi yanında kalabilir dediler. Sadece doğum esnasında çıkarıyor dediler. Yanında kalma bir kişiye burada hak var dediler. Beni aldılar. Ayhan dışarıda kaldı. Neyse bir saat 11'e kadar falan bu sürdü. Can dostlarım ama gram sancı yok. Bildiğiniz böyle yatıyor. Hiçbir şey yok. Çiğdem Hanım löbetçiymişmiş. O gün Çiğdem Hanım geldi. Fulya'nın kendi doktoru izine çıktıydı cuma günü. Biz pazartesi günü başka bir doktora yönlendirdik. Ona geleceğiydik. Saat 11'e kadar ikimiz sohbet ettik, güldük, oturduk. Nasıl şöyle mi olsa böyle mi olur, böyle mi olsa şöyle mi olur? Fulya ağrın yok mu? Yok anne. Fulya sarcın yok mu? Yok anne. Saat 13'e kadar sürdü bu can dostlar. 13'da ebeler geliyor, bunlar bir şaka yapıyorlar. NTS'ye bağlıyorlar. Kız hadis hiç mi sancın yok? Yok. Sonra Çiğdem Hanım geldi. Çiğdem Hanım dedi ki Fulya'nın muayenelerini yaptılar, kontrollerini yaptılar. Beklemenin anlamı yok dedi. Beklemenin anlamı yok dedi. Aynen dedi ki annesi ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Babası eşimiz de dedi. Ben de eşi yok yurt dışında dedim. Yani dedi burada her hak senin dedim. Evet sen dedi imza at. Ben dedim kızımızı sezeryana alayım. Niye sezeryana aldığımı da açıklayayım. Bebeğimizin suyu bitti. Sancı yok. Hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Yani beklemenin de bir alemi yok. Kızımızı üzmenin ya da ileriye dönüp suni sancı verip bir şeyleri zorla yapmaya da gerek yok dedi.
En iyisi dedi, biz en iyisini, çocuğun da bebeğin de annenin de sağlıklı neyse en iyisini yapmaya çalışırız. Biz bunun için buradayız. O yüzden imza atarsam ben kızımızı sezeryana alacağım dedi. Yani beklemenin alemi yok. Biz suni sancı bilsek de bu iş olmayacak dedi. Yani dedi, suni sancı verip çocuğu daha şişmeyelim, ileriye götürmeyelim. Zaten sancı yok dedi. Suyu geldiği için, can dostlarının suyu da bittiği için bu sefer bebek şişi oluyor. Hani hiç gerek yok. Ne anneye riske alalım ne de bebeğe dedi. Tamam dedim, imzayı attım. Fulya da imzayı attı can dostlarım. Hemen götürdüler. Saat 11'de bunları arabaya attılar. Sevil bacımız orada kaldı. Düşünün yani. Artık canınız nereden isterse. Ahud'un, Tuva'nın haddi hesabı yok. Ondan sonra yanıma oradaki eve geldi. Beni biraz sakinleştirdi. Çantamı topladım. Fulya'nın kıyafetlerini de topladım. Oradan bir çöp poşeti bitti. Yani sırtından çıkanları da poşete koydum. Allah hiç kimseler anne yapmasın. Ondan sonra doğurman dedi ki dördüncü katta dedi, telefon açtı. Böyle böyle bir hasta sezeryana girdi. Annesini şeye bindiriyorum asansöre. Annesini karşılan dedi. Hanım biraz şey dedi. Üzgün dedi. Allah bir değil bin kere razı olsun. Ben böyle bir hastane görmedim can dostlarım. Gerçekten özenle hat yapmış yanımda. Ben asansöre bindirdi beni, bastı, ben dördüncü kata çıkmıştım, hiç kat çıktığımı da haberim yok. Kapı açıldı, bir bayan beni bekliyor. Dedi gel abla dedi, elimde poşetleri aldı, getirdi beni bu odaya iyileştirdi. Ondan sonra bekle Allah bekle, bekle Allah bekle. Şu duvarların dili olsa da bir konuşsalar. Yani yarım saat sürdü ama bana sanki yarım asır gibi. Ayhan telefon açıp duruyor mu? Çıktı mı çocuk, çıktı mı çocuk, çıktı mı çocuk? Yaşar arıyor mu? Çıktı mı, çıktı mı anne, çıktı mı anne? Ondan sonra getirdiler. İniltisinden bildim, asansörün kapısı açıldı, şey diyor. Kendi kendine konuşuyor. Of anne, of anne. Ondan sonra getirdiler. Yani üç kişi getirdi, yatağı açtılar. Yatağı zaten bu gelmeden hazırlığını yaptılar artık olmasın diye. Taktılardı, getirdiler, bunu koydular. Bak kapımızı ne tıklamadan gelmiyorlar bacıcanlar. Hande'nin... Hande. Hande Fulya durmuş, hep karıştırıyorum burada. Fulya'nın şişini ölçtüler, tansiyonunun ateşini, çocuğun nabzını ölçtüler. Ateşini ölçtüler. Tatkava şişi diyorlar, geliyorlar. Bugün taburcuyum. Gece 11'de taburcuyuz can dostlarım. 6'da. 11 işte normalde 11'de sezeryana girdiği için 3 gün geçmesi gerekiyormuş. 48 saat 11'deydi. Ben de sabahleyin doktor hanıma dedim, doktor hanım böyle böyle biz köydeyiz Aksaray'ın. Daha erken olmaz mı dedim. O da daha erken saat 6 gibi olur, onu da imza atmamız gerekiyor dedi. Çıkma çıktığınıza dahil. Ben de tamam dedim. Öyle can dostlarım, getirdiler koydular. Ardından bebeğimiz geldi. Bebeğe şişe sarmışlar. Ondan sonra ben giydireyim dedim. Artık verdiler, bebeğe giydirdim. Ondan sonra o gün sabahlar Fulya deliksiz uyudu. İğne vurdular. 4 tane serum arka arkaya taktılar. Sabahleyin saat 6'da şeyi aldılar. Sontajını, un torbasını. Ondan sonra aldılar, pijamalarını giydirdiler. 2 tane hemşire indirdi ebe. Ondan sonra yürüttüler. Biraz zor oldu ama biraz bağırıp çığırış oldu. Hatta yapacak bir şey yok. Her şeyin zorluğu var. Yine de çok Kucağını alsaydı ya. Yine de çok şükür Allah'ımıza. Bana diyor ki ne bakıyorsun anne, beni kucağına alsana diyor. Elimden gelse kucağıma değil, alıp ciğerimin içine sokacağım ama işte. Her şeyi geçirecekler. Bir de onlar ana baba olsun bak. Demiş anne. Çocuğumuzun şiş belgesi. Neyse şöyle şu arasını göstermeyeyim, şöyle göstereyim. Kilosunu kapatayım. Ondan sonra can dostlarım. Aşı kartıymış. Kulak testiyle beraber, kulak testinden de geçtik. Biraz önce gittik, bavru çığırış, altın üstünü tevşiydim, giydirdim. Ondan sonra aşağıda bir göreydiniz. Allah'ım yarabbim, bir biri alıyor, bir biri alıyor. Önce hiç seslenmeden, uyandırmadan ulas tekstini, ondan sonra uyanabilirsin prenses diye. Aldılar, sevdiler, mıncıkladılar. Allah'ım bu nasıl bir tatlı dediler. Can dostlarım, bebeğimiz nasıl diyeyim?
Kıtı çıkana kadar göstermezdik. Çok kişi vurdu ama çünkü aşırı kişi yüklendiği için fulya çoğunu attı. Ben de attığım kişiler oldu. Kızımızın saçları simsiyah. Ondan sonra burnu, yüz tipinin birazı babaya benzeriyor. Herkes fulyaya benzediyor. Her attığımız resim, aa fulya sensin diyorlar. Teni beyaz. Yüzleri al yanaklı. Durmuş dayısının yüzü gibi al yanaklı. Ondan sonra böyle pembesi bir yüz rengi var. Ben Yaşar'a da benzediyorum. Bir döndüğünde, bir altın üstünü değiştirdiğimde fulya benzediyorum. Bir çapraz döndüğünde Yaşar'a benzediyorum. Yaşar'a alırsam tıpkı ben. Bu benim. Benim. Bu benim, aynı benim. Ben. He oğlum, aynı sensin diyor bana da. Öyle canım dostlarım, bir tatlı bebeğimiz var. Allah'ımıza şükürler olsun. Nihayet haneme bir kız çocuğu nasip etti Rabbim. Nihayet bir kız torunum oldu. Allah'ıma çok şükürler olsun. Bunun da tadına bakmış olduk. Dedesi gece gündüz köye gitti dün. Görüntüler ayrı. O kadar ki dün giderken evin anahtarını almadan gitmiş canım dostlarım. Dedim ki annem gide yatma adam dedim. Annem zaten yok sobayda kurtulduk dedim. Orayı yak. Bir gün daha Tanevşehir'e gelip gitme dedim. Ondan sonra artık herhalde öyle yaptı. Bir daha ses kestiler. Annem gide kaldı. Öyleliğine bugünümüzü de bitirdik. Bugün akşam saat 6'da imza atıp çıkacak. İnşallah beni de iyi gittiler. Sağ olsunlar. Benim de çok başım ağrıdı. Sıkıntıdan, stresten, bana da ilaç falan verdiler. Hep dudaklarım uçuk oldu can dostlarım, bir şey demiyordum. Daha şöyle kabardıydı da biraz indi, şeye döndü. Şöyle yaraya gibi döndü. Ağrı kesici istedim, ben biliyorum. He, ağrı kesici istedim. Ondan sonra bir küçücük bir seferlik şöyle kağıdın üstünde bir krem getirmiş, onları sürdüm ağzıma yüzüme. O kuruttu. O şişkinliğin acısını şöyle kup 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 atıyordu, onlar gitti. Çiğdikleri zaman ağır kesici yok mağazım, bir de bana verin dediğim zaman sağ olsunlar, bana da verdiler. Yemeğimizi de verdiler, suyumuzu da verdiler. Devletten, Allah, devlet hastanelerimizden, devletten Allah razı olsun. Hemşirelerimizden, doktorlarımızdan, sağlık için en iyi düşünen herkesten Allah razı olsun. Hiç kimse kimseye mesela şey yapmadı, üzmediler, kırmadılar. Allah da onları üzmesin, kırmasın. Ablam diyerek, doktor bir hastaya ablam değil mi? Ablam diyerek Fulya'ya. Fulya'nın yaşını küçük zannetmişler. Kimliğini görmeden kendine çıtır pıtır ya. Bu kaç yaşında dedi doktor. Ben de 20 yaşında dedim. Aa dedi, hiç göstermedi dedi. Ben 15-16 yaşında zannettim dedi. Orada da zaten hep lafa takıyorlar ki. İncinden başlıyor, cincini anladın adı. Bir de bakmışsın, bitti gitti. Sadece kullandığı bir ilaç var mı dedi. Ben de 20 gün oldu dedim. O hatır ilacı başlattılar. Derece dedi 25 dedim. 25'i değil. O da yada kaldı. Düşündüm Allah'ım yanlış mı dedim. Ne 25'ti? Alerji yok. Kullandığı bir hastalık var mı? Yok. Panik bir şey var mı? Yok. Tamam dedi. Hadi ablam dedi. Gel seninle bir gezelim gelelim dedi. Bunu gezmeye götürdüler. Yani başka da bir alternatif yoktu can dostlarım. Yani bu insancı bilecekler de çekecek de. Yani kıyamadı. Belki de bir yönede de kıyamadılar. Suni sancı verir yani hiç gerek yok. Bence suni sancı vermeyelim dedi doktor hanım, Çiğdem hanım. Apar topar götürdüler, gittiler, aldılar, geldiler. İki gündür de yatıyor, kalkıyor. Giderken ne? Ameliyata giderken asansörde şey oynadılar. Taş kağıt makas. Biri diyor dosya senin, öbürü diyor çocuk benim. Ben götüreceğim annesine. Gel o zaman dedi, yarışa girin, taş kağıt makas oynadılar, gidinlerdir. İkisine de nasıl olmadı? İkisine de nasıl olmadı, başka biri getirdi. Başka biri getirdi. Eskiden belli adettir değil mi canım dostlarım? Bebek verildiği zaman kucağına onun bir şeysi olur, ağırlığı olur. Gönül isterdi ki onlara inci tanem gibi inci vereyim. Ama bütçem neyi diyorsa onu bilmeye çalıştım. Ama aşağıdakiler, o uzun saçlı vardı ya, çok şeyden gelip de aman incitmen, aman üzmen, şöyle yatırın, böyle yatırın diye kadın, o beni asansöre indiriyor.
Çok poşeti getirdi senin kıyafetlerini. Elimde kalmış, kucağıma bastırmışsın kıyafetlerini. Kucağımda kalmış. Ayakkabın yerde. Allah'ım kimselere olmasın, kimselere hiçbir şey yaşatmasın. Can dostları. Durumumuz bu. Şu an Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeyiz. Dadak yiyecek. Dün babası doldurmuş gelmiş. Hiç değmedi, neydi? Bir şey yedi. Eticiyle şey yedi. Kahve içti. Kahve içiriyorum, su full kahve içiriyorum. Acı kahve, birisi dedi ki Nescafe içsin dedi. Benim birisi dedi ki, o Nescafe içemez, utamaz dedi. Ben dedim ki, Füller benden iyi, tanıdığınız dedi. O dedi acı kahve, sen gittiğinde iki lira, ikisi bir arada al gel dedi. Hayır, ikisi bir arada aldık geldik. Aya 2-3 saate bir kahve veriyorum, 2-3 saate bir kahve veriyorum. Onu da içiyor, zor dostla içiyor. Bayağı şeydi, boynunu çok kımıldatmış şeydeyken, sezeryandayken can dostlarım. Kafasını çok oynatmış, o yüzden şurayla şu arada ağrı var. Onu da doktor ne kadar gördükçe demiş kızın boynunu oynatma diye ama buraya durmamış. Oynatmadı diye, oynatmış azari. Niye durmadın anne? Ne bileyim. Hiç hatırlamam ki. Çok şükür şimdi de. Dün akşam yürütmeye çıktık. Eve dedi ki sen dedi çıkma anne sen bebeğin yanında kal. O kendisi yürüsün dedi. Sonra bir baktım ağlama sesi var. Antreye çıktım annem. Ne oldu kızım anne ağrı girdi. Bir hemen şurama. Artık o bir taraftaki eve de koptu geldi. İkimiz getirdik yatağı yatırdık. Gözyaşı döküyor gibi kuvarıyor. Siller sular gibi. Kızım ne oldu? Dedim acaba ameliyatına bir şey yaptım yoğurdu aniyat yok anne aniyat tak yatmadım bacağımı çıcık fazla attım. Ondan sonra bizim sesimiz öpüleme de geldi. Ne oldu Fulya dedi. O da dedi böyle böyle oldu kızım bir şey olmaz yok. Vurulamadık. Artık gitti geldi kaltadan bir iğne vurdu. Dedim ne seni bu iğne inerdi de. Ondan sonra iğne vurdu bayağı 10 dakika sonra da gidip sustu. Onunla zabağa gitti. Uyudu hiç durmadan uyudu bugün. Biraz gece şeydi. Saat 12.30. 12.30'a kadar ne diye uyudu. Bir de baktım beşik şıkırdayıyor. Anne. İnadıma seslenmedim. Biraz ağlasın diye. Hiç ağlatma yok. Hiç. Dedim ağlamasın. Evet. Diyorum ki bir dur ağlasın da sesini duyalım diyorum. Ağlamasın. Akşam biraz gece ağladı. Saat 3.30'du. Yaşar'la gördüğünü konuşuyorduk. O da kımıldayınca şa düştü. Düşünce duydu, ona ağladı. Korktu herhalde. Bunlar aynı şey gibi, çocuk gibi can dostlarım. Görüntüler ayrı, üçü bir araya geliyor. Yatışı, uyuşu, kakışı, kımıldayışını hep heyecanlı yayındalar. Bir de şuraya yattım uyudum. Ben de şuraya yattım uyudum ama Allah'ım hiç kimseye, ne bileyim işte ona da zor oldu can dostlarım. O da öyle. Telefon açıyor öyle, ağlıyor. Hele geldiğinde yatağa yattığında ikisi görüntülü konuşuyor, o ağlıyor. Allah'ım her şeyi zor kurban olduğum Allah'ım. Buna daha zor, ona daha zor. Yani buna zor oldu ama ona bence daha zor oldu. Niye? En zor zamanında olamadı, gelemedi, yetişemedi, yanında olamadı. Ona ve onu o yüzden daha çok şeydi. Evtikledi. Yani ameliyattan çıkan adam yüzümü aradı, yüz kere mi aradı, bin kere mi aradı. Çok şükür sonucu iyi. Yani bunu bir gün çekeceydik, sabah bir kalkacaydık ki bile doğurmuş ya da grubumuz var bizim. Gruptaki de duruyorlar, ben nasıl ağlıyorum. Hiç durmadan mesaj geliyor telefona. Telefonu açtıydım, grupta 150 kadar mesaj var açtım. Fulya uyudu mu ki, bazlama yediler, çemenli bazlama yediler, büyüdüler. Onlar öyle yazdıkça ben daha çok şey diyorum, duygulanıyorum. Duygu patlaması yaşadım aşağıda. Sesimle ağladım böyle can dostlarım. Yani öyle hışkırarak neyim değil, sesimle diye diye ağladım. Ondan sonra yani şok oldu, odalar da şok oldu. Ondan sonra sakinleştiler. Abla bir sorun mu var, bir durum mu var, niye böyle yapıyorsun? Herkes sezeryen oluyor işte, herkes şöyle oluyor, böyle oluyor ama hiç kulağıma girmedi. Zaten o gün zaten doluyum. Bir de üstüne böyle oldu, iyice doldum da açtım. Ama şükürler olsun, sonuç iyi. Her zaman Rabbimin dediği olur. Kulun dediği hiçbir zaman olmaz. Allah'ım nedirse o olur. Kul dirdir. Arkada kalır. Kul dirdir. Allah der ki, ben ne emrediyorsam, ben ne diyorsam o olur der. Kurban olduğum yine Allah'ın dediği oldu.
Burun didiği olmadı. Öyle bacıcanla durumumuz bu. Halimiz bu. Kraliçemin inci tanesi. Ben her zaman derim, Fülle benim kraliçem. Prensesimiz de inci tanemiz. Ondan sonra saat 3'te döleşti ki, ondan sonra durum ittim ben. Allah'ım, can dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Telefonun sesinden uyuyamadım. Allah'ım, konuşmaktan da çenem ağrıdı. Yazı yazmaktan gözlerim şaş oldu, ellerim tutmaz hale geldi. Allah'ım hepinizden ayrı ayrı Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 15 gün oldum, 15 gün yüz oldum. 50 tane takipçim buradan. Gerçekten İncinliğe getirdiler bana. Gece temizlikçi ne dedi? Yeni mi geldiniz dedi temizlikçi. Bizde yok ki gündür buradayız dedi. Allah Allah abla dedi, ben de yeni geldim zannettim. Niye dedi? Ablacım dedi. Biz de temizlik konusunda dedi çok şey olduğumuz için dedi. Yani bir odaya girdiğim zaman ben en azından yarım saatte çıkıyorum dedi. Ben de yeni girdim zannettim dedi. Ben de yok kızım biz ta cumartesi günü saat 11'de geldik dedi. O da nasıl kirletiyorum ya, böyle beyat ya. Ben elimde ıslah mendille geziyorum can dostlarım. Bir paket bitti, ikinci paketteyim. Ben ev dilleri siliyorum, ev dilleri. Lavaboları ovuyorum. Orada bez var, sabun var. Şurada şey var, deviz dezenfaktan gelip gelip yerime sürüyor. Devlet her şeyi karşılamış. Dezenfektan atıyorum hani. Tek kişilik oda, ha çift kişilik yatak ama normalde tek kişi almaya çalışıyorlar. Bütün hastalar tek kişi. Burada refakatçi yatıyor. Yani bütün şeyler öyle. Odalar öyle. Yani çift kişilik kişi diyor ama dediler yani olabildikçe çok hasta üst üstüne gelmediği için olmadığı zaman tek kişilik. Herkes tek kişilik kalıyor, tek kişilik odalarda. Gece de full akilli sepetine baktı. Televizyona baktım. Dedim ki çocuk sıçradı. Armin dedim sıçrıyor dedim. Kızım sesini kıstı dedim. Dedi ki sesi alışsın. Daha ben onu eve gittim de müzik neye açacağım sesi alışsın. Süpürge çalıştıracağım. Ondan sonra ev göreceğim. Ses alışkın olsun anne diye. Dedim ki hadi bağırım dedim. Vallahi. Bugün sabahleyin kucağına bildim. Kazını kulüye çıkarttırdı. Emiyor mu? Kulüyenin sütü yok can dostları. Aniden oluştuğu için süt biraz geç gelebilir dedi doktor. Ama böyle vermeye çalışıyor, yalanmaya çalışıyor ama gram yok. Yani hiç yok. Ebe hele başkası uğraşmaz yani gerçekten o gün eve sabaha kadar uğraştı. Artık ondan da terakıyor, benden de terakıyor. Sabah saat 11'de doğum yaptı. Gecede. Sabah 6'ya kadar gece işte. Sabah 6'ya kadar çocuk hiçbir şey yemedi. Emdiremedik, bir türlü emmedi. Ondan sonra saat 6'da Ayhan kardeşim zaten uğraştı. Yeter dedim çocuk sarılık olur, açlıktan dedim uyuyor uyanmıyor. Çocuğun şekeri düşer dedim, şekerine falan bakıyorlar. Emziremedik. Ondan sonra dedim git mama al gel dedim. Karı sabah 6'da arabayı çalıştırmış gitmiş şey eczaneyi bulmuş. Oradan mama almış gelmiş. Buradan da bir kaynar su yeri gösterdiler. Şırın kaynağını cıkı 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 ağzına akıttım. Ondan sonra uyanmaya başladı. Kendine gelmeye başladı. Şimdi yine yok. Bir de yine de yalanıyor. Yine de birden şişme yok. Artık eve gidelim de şeyimizi koyalım. Yarın Durmuş geliyor. Durmuş bir şeyler almış herhalde. Bu şeffaf şey neyim almış, başlık neyim almış. Onlarla bir dene anne biz öyle yaptık dedi. Bir de şey alacağım. Süt makinesi var mutlaka dostlarım. Sağma makinesi elektrikli. O sağırsa o daha hızlandırıyormuş. Artık eve gidelim bir duş alsın, bir kendine gelsin. İnşallah sütü gelir. Gelmese de yapacak bir şey yok. Hamsi iyiyse doktoruna soracağı ona göre mamaya devam. Şimdi şırın kaynağı mama biliyorum. Biberonumuz da var ama genellikle şırın kaynağı bilmeye çalışıyorum. Alışmasın diye. Şimdiye kadar bir sorun yok. Şimdi de geldiler. Hiçbir sorun yok dediler. Bebeğimize bebek doktoru geliyor. Her gün sabah geliyor. Fulya'da doğum yaptıran doktor geliyor. Aynı doktor. Doğum yaptığı gün sabah geldi. Dün sabah geldi. Bugün daha erken geldi. Bu neden nöbetçiydi Fulya? Çünkü 7.30'da gelmiyor. Zaten 9'da geliyor. Bir hastası geldikçe. Çünkü şu baş tarafta gece bir doğum oldu. Orada sanki ben saçımdan tanıdım. Sarışın bir saçlı birisi vardı. Ben geçtim sıcak su getirirken. Buna benzettiydim.
Herhalde öyleydi. Sabah 7.30'da doğru geldi. Dedi gece 11'de yapacağım ama dedi altıda koy demişsiniz madem altı gibi yapayım dedi. Bakalım duruma göre artık. Bugün taburcu inşallah sağ selamet evimize varırız diye. Bunu yatağına yatırırım, bunu da bir şeyine yatırırım artık. Bağırış, çığırış, nara, zılgıt. Gıcık, 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 gıcık. Yavaş yavaş büyüyüp gidecek can dostları. Dünyaya gelen büyüye gider. Durumumuz bu can dostlarım. Dünya bir yaş gideceğim, çekeceğim. Dün hiç halim yoktu, çok yorgundum. Bugün gece uyudum. Bir gün önce uykusuzdum, dün akşama kadar da uykusuzdum. Hiç uyumadım. Bugün sabah da zaten uyumadık. Çocuk öyle, bu öyle, gece geldiler diyen gibi. Hemşireler geldi, bunu yürüttüler, yok indirdiler, kaldırdılar. Bebeği emziremedik, yani sabaha sabah ettik. Sabaha kadar meleşti koyunlar buldular gibi. Ondan sonra iyi bugün. Bugün sabahları uyuduk. Saat 12.30'a kadar full yaşıydı. 12.30'a kadar ben uyudum. Bu kirli sepetine baktı, şeye baktı, Enis baktı. 12.30'dan sonra da inle uyundular. Dedi anne uykum geliyor sen uyu dedim. İyi seslenme yat uyu dedim. Uyudu. Sonra saat 3.30 gibi ben babama verdim. Altını değiştirdim. Kahvaltıyla uyandım. He. İkimiz de uyumuştuk ama gece çok huzursuzdu. Gece uyumadı. Bayağı uyumadı. Zırıncıdı. Öyle ağlamadı da kucağıma alıştı. Bilmiyorum. Bir anasını uykutuyor mu? Boynunun altına sokuyor. Girip gezdirdim, bir indirdim, bir çıkarttım. Ondan sonra koynuma aldım, baktım kazı var. Kazını da çıkarınca rahatladım. Ondan sonra altını da aldım, yatırdım. Ondan birazcık uyudum. Öyle. Eve gidince de nöbetleşe uyuyacak. Çare yok. Fırsat buldukça uyuyorum bile. Fırsat buldukça uyuyorum. Burası da Nevşehir'in dağları. Buklum buklum yolları. Televizyonumuz değil mi? Buzdolabımız var, banyomuz var, lavabımız var, eşiğimiz var. Can dostlarım, bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Sevinin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın can dostlarım. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler. Bay bay.